Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba sevgili takipçi kankalarım. Benim güzel beyaz papatyalarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, şimdi şöyle yola başlamadan dedim ki hemen videomun başlangıcını yapayım, bir açılışını yapayım. Çünkü ondan sonra bir türlü o fırsatı bulamıyorum. Sonra bir bakıyorum akşam olmuş. Biliyorsunuz çünkü son günlerde aşırı derecede yoğun geçiyor gün benim için günler. Şimdi bugün Almanya'da, tüm Almanya genelinde otobüsler ve işte bu taşıma araçları, işte trendi, tramvaydı vesaire ne varsa hepsi grevde. O yüzden trafik inanılmaz bir şekilde yoğun. Çünkü herkes çocuğunu okula götürme telaşında. Neyse, Gülşen'i komşu götürdü. Dönüşte kızları ben alacağım. Şimdi Mikail'i ve Ömer Halis'i bıraktım. Hemen kendi doktoruma yola çıkacağım. Çünkü bugün demir alma günüm. Demirimi alacağım. Ondan sonra bir elektrik dairesine gideceğim. Turgut'un evindeki elektriği iptal etmem lazım. Onu iptal ettireceğim. Oradan eve geleceğim. Kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra da Turgut'a bir şeyler hazırlamam. Turgut inanın gerçekten çok kötü. Aşırı derecede kötü. Böyle çok ciddi anlamda böyle kemik ağrısı falan çekiyor. İşte vücut ağrısı, kemik ağrısı, işte öksürük, çok şiddetli baş ağrısı vesaire derken adam bayağı fena yani. Ondan sonra saat 11.30'da da bankada randevum var. İşte bu işletmeci, küçük işletme hesabımla ekstra bir banka hesabı açacağım. İşletmeci hesabı olarak. Biliyorsunuz online sipariş hattımız olacak. Online siparişlerde paranın benim kendi hesabıma değil de, yani normal maaşımın, çalıştığım yerdeki maaşım yattığı banka hesabıma değil de butiğin ayrı bir hesabı olsun dedim. İşte benim gelir giderlerimle butiğin gelir giderleri ayrı olsun. Oradan her şeyi, işte aktarma, kesme vesaire giderleri tüm oradan karşılarım diye düşündüm. Dün onun randevusunu almıştım. Saat 11.30'da da orada randevum var. Yani benim için yine böyle çok yoğun tempolu bir gün olacak. Allah nasip ederse. Ama olsun, şikayetçimiz, hayır şikayetçi değiliz, hamdolsun elimiz ayağımız tutuyor. Ondan sonra Rabbim bize bunları yapmaya güç kuvvet veriyor. Öyle bakalım, hadi şimdi çıkalım gidelim, şu demiri bir alalım, ondan sonrası artık bismillah. Ay bakın şu kolumdan olmadı, ay nasıl sızlıyor şu an şu kolum. Orada olmadı, damar kabul etmedi. O yüzden ikinci damarla damar yoluyla diğer konumda denediler. Şimdi oluyor bakalım. Geldim. Bugün Ozan'a kalıyorum. Evet, tekli bir odadayım çünkü. Böyle bakalım, buradan demir alalım. Ondan sonra full hızla güne, hayata devam. Evet bakalım, neredeyse bitmek üzere. Şöyle. Babacık onu uzatıyor böyle buralarda. Dedim evde yatıp dinlenmeye vaktim yok. Şurada var. Yarım saat 40 dakika yatıp dinleneyim. Ay, böyle işte. Bu da olmasa hepten vallahi ayakta duramayacağız. Vallahi sen de olmasan yandım ben Sebastian. Evet, şimdi alışveriş merkezindeki alışveriş merkezine geldim. Öyle söyleyeyim. Yani orada şimdi Turgut'un elektrik olayını iptal edeyim. Üyeliğini. Çünkü artık biz de bu evde anahtarlarını artık hafta sonu teslim etmiştik. Ay şurada bir havalandırma var. Kendimi Merlin Moro gibi hissettim. Kız bu ne böyle incin top oynuyor buralarda. Neyse bakalım, şu sabun toptancısının parasını da gelmişken göndereyim. Onlar da artık butik açılmadan tüm sabunlarım gelsin. Turgut'la kendime şöyle birer tane bilek tabuk açık aldım. Ne yani? Ekmek işte. Yumurtalı, şeyli, peynirli, domatesli, salatalıklı, yumurtalı ekmek işte. Bir de kahve aldım kendime. Çünkü zannedersem herhalde hiç eve gidemeden bankaya gitmek zorunda kalacağım. Çünkü 11.30'da bankada randevum var. Ve şu an ödeme yapacağım yerdeki adam burayı kapatmış. Hemen geliyorum yazmış. İnşallah hemen gelir. Yoksa en olmadı artık ödemeyi öğlenden sonra başka yerden yaparım.
öyle. Ya da bence direkt öyle yapayım, şimdi eve gideyim. Aynen ya, Westend'den yaparım bizim oradaki adamdan. Aynen, şu an bekleyemeyeceğim. Neyse bakalım, eve gelmiştim. Karnımı doyurdum. Şalımı, ceketimi değiştirdim. Şimdi bankaya gidiyoruz. Bankadaki randevumuzu halledelim. Şu butiğin işletmeci hesabında bir açtıralım. Bankadaki işimi de hallettim. Şimdi eve geldim. Ömer Halis'in çıkmasına tam yarım saat var. O yarım saati dedim, hiç boş geçirmeyeyim. Hemen dedim şöyle güzel bir tarhana çorbası yapayım. Şimdi dünden şu kadarcık bir tavuk çorbam arttı. Bu tavuk çorbasını ne yapacağız? Tarhanaya karıştıracağız. Ekstra bir lezzet katmış olacak. Ben tavuklu tarhana çorbasına bayılırım. O yüzden ekstradan sarımsak, soğan vesaire eklemeyeceğim. Çünkü dünkü yaptığım tavuk çorbası zaten bir hayli sarımsaklıydı. O yüzden şimdi sadece az şöyle bir salça kavurayım. Suyunu ekleyelim. Kepçe arıyorum. Dediğim gibi sadece salça kavuralım. Ondan sonra Netice ablanın verdiği tarhanadan şöyle güzel bir tarhana çorbası yapalım. Ondan sonra akşam için şey yapacağım. Akşamın beni süperli de. Şimdi öğlen için çorba yapayım. Anam çok sıçradı ya. Lan üstüne geldi. La 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 la. Şöyle üstüne geldi. Yemin olsun. Vallahi her yere sıçradı. Neyse 2 dakika sileriz şimdi şöyle bir. Ben çorbayı biraz koyu seviyorum arkadaşlar. Şurada koyayım şöyle. Etrafta hemen silelim. Çorbamız hazır olsun. Turgut'a da veririm az sonra. Şöyle bir tabak o da içsin. Özellikle de tarhana çorbasını birazcık koyu severim. Hiç sevmem vallahi su gibi yalap şalap çorbayı. Şu tavuk çorbası biraz öyle oluyor ama hani onun içinde tavuğu olduğu için zahmetmiyor. Tamam, azıcık daha koyacağım. Desenize Özlem bacım, sen bu kadar çok tarhana kullanırsan tarhana tabii ki yemez. Neyse. Bacıkolar. Şöyle bakalım, ince bir karıştırın mı? Şu etrafta bir silmem lazım. Sinirlerim bozulacak şimdi. Öyle görünüyor. Akşam için şimdi Araplardan kızarmış tavuk alacağım. Aynı zamanda da tortellini sözüm var çocuklara. Şöyle 750 gram. Bunu güzel kremalı soslu. Ondan sonra şeyle şu İtalyan peyniriyle birlikte benim uşaklar bayılıyor. Onu yapacağım. Peynirin adı atma gelmedi. Parmesan. Parmesan. Bu ara Mikail mübarek hamile bir şey gibi, kadın gibi canı her şeyi çekiyor çocuk. Hastalandı, bir ay bir şey yiyemedi, kilo verdi, aşırı kilo verdi. Ondan sonra şu an canı her şeyi çekiyor. Anne şunu yapsana, anne bunu yapsana. Oy yavrum dedim, kurban olsun anan sana dedim. Bu sabah da ben onları şimdi her sabah da güzel böyle değişik değişik sandviç ekmekleri hazırlıyorum, tamam mı? Bu sabah da diyorum ki lan dedim, ne kadar şanslısınız dedim ya. Siz dedim çok şanslı çocuklarsınız ha diyorum. Gülşen diyor ki niye? Niye olsun dedim, bak dedim her sabah dedim size dedim değişik değişik dedim şey yapan dedim ananız var. Ekmek yapan ananız var. Lol diyor bana. Lol. Şu an şu çorba olsun. Daha başka bir şey olmasın. Hemen su kaynatıyorum.
birazcık yırtalım. Bu kadar da koyu olmasına gerek yok. Ay gene döktüm. O ara evler derli toplu. Sabah makine çamaşır atmıştım. Onu şimdi bir kurutmaya atarım. Ben gelene kadar kurur. Ondan sonra da onu kaplamış olurum. Sonra öğlen Melis'le randevum var. Melis'e gideceğim. Burayı da aksatmamak lazım. Güzel mi gideyim ki? İstediğim sonuca ulaşabileyim. Evet, şimdi sadece tuz ve karabiber ekleyeceğim. Başka hiçbir şey eklemeyeceğim. Vallahi çok lezzetli görünüyor. Böylece hem dünden kalan çorbayı çoğaltmış hem de değerlendirmiş olduk. Severim, asla hiçbir şeyimi çöpe atmam. Küflenmediği sürece, ki zaten küflenmesine de fırsat bırakmıyorum. Karabiber çok az bir şey, belki nane eklerim. Çok eklemeyeyim çünkü Turgut çok naneli çorbalar sevmiyor. Öyle bakalım. Akşamda yine saat 5'den sonra, 6'dan sonra yine dükkanda kızlarla buluşacağız. Yarım kalan boyabadan işimiz vardı. Onu bir halledeceğiz. Mutfak dolaplarının içine işte birkaç eşyalarım vardı benim. Buradan götürdüm, Turgul'un evinden götürdüm. Onlar yıkanıp yerleşecek. Kahve makinesi, kahve köşesini yapacağız. Ondan sonra yerler komple bir silinecek. Tuvaleti bugün elden geçeceğim. Klozeti dün elden geçirmiştim. Ama banyo vesaire kısımlar kalmıştı. Oraları komple elden geçireceğim. Dolabını falan yerleştireceğim. İşte havlusuydu vesairesiydi. Onları halledeceğim. En sonunda yerleri komple bir hallederiz. Öyle bakalım. Bugün Selcan da gelecek akşam. Özge, ben, Selcan, Nurfer. Dördümüz inşallah bugün artık temizlik denilen temizliğin tesi kalmaz. Hafta sonu da Allah nasip ederse inşallah kurulumunu yaparım mobilyaların. Belki Turgut da kendini bir tık daha iyi hissederse onu da onunla birlikte yaparız. Olmazsa da babam falan hallederiz, artık bir şekilde yapacağız. Böyle. Depresyondayım. Evet arkadaşlar, dışarıdaki tüm işlerimi hallettim. Gelirken en son Mikail okuldan aldıktan sonra da Arapların tavuk arabası oluyor. Onlardan güzel 4 tane şöyle yarım tavuk aldım. Güzel mi yaptın? Ondan sonra, evet aşkım, bu teyzen işten çıkacak ya, iş yerine götüreceğim ben bunu. O da acıkıyor ya, işten sonra bana yardım edecek, dükkanda temizlik yapacağız. Hı. Şimdi bir yarım tavuk daha var şöyle 4 tane almıştım. 3 tanesini çocukları bölüştürdüm, Turgut'la beraber yediler. Tabii ki ben şimdi pişsin sana da koyarım pilav, tamam. Neyse, bir yarım tavuk da öyle aldıydım, fazladan aldıydım. Şimdi giderken dükkana götürürüm diye. Yanına dedim şöyle bir tercih dedim pilav yapayım. Bir de dedim turşu götürürüm. Karnımızı doyurur. Ben de onlarla birlikte yiyeceğim. O yüzden ben yemedim evde. Karnımızı doyurur. Ondan sonra yine kolları sıvarız, başlarız işe. Şöyle 2 bardak daha yoksa. Yine evdekileri de bırakırım. Bakın tereyağını güzel kavurdum ya. Nasıl altın sarısı oldu. Bakın. 2 bardak pirince 4 su bardağı kaynar su ekliyorum arkadaşlar. Tabii şehriyeli yaptığınız zaman, şehriyesiz yaptığınız zaman 1,5. 1'e 1,5 ama şehriyeli yaptığınız zaman 1'e 2. Şimdi tuzunu da eklemiştim. Şöyle iyice bir karıştırayım. Sonra altını kısıp kapağını kapatacağım. 1 derecede yaklaşık 25-30 dakika boyunca yavaş yavaş tingir tingir, 20 dakika sonra altını da kapatacağım. Ondan sonra kendisi güzel iyice demlenmiş olacak. Evet arkadaşlar, şimdi biz şurada geldik. Çocukları ben evde hallettim. Turgu'da bıraktım. Gülşen'le Mikail camiye gittiler. Sağ olsun Ayşe abla komşumuz onları alıp götürecek, bırakacak bugün. Şimdi Nurfer uzun olduğu için
Ben size demin çekmedim ama bakın şuraları bir kat gitti şöyle komple. Sağ olsun. Televizyona indirdim. Oraya şimdi bir kat yaptın Nurfer. Şimdi en uzunumuz Nurfer oldu. Tamam arkadaşlar. Nurfer oraları yapsın. Ben de şimdi tuvalette klozet kapağını falan çıkartacağım. Ondan sonra tuvalette şimdi derin bir temizlik yapacağım. Haydi bakalım Özge gelene kadar bayağı bir şeyimizi halledelim. Özge gelince de oturup yemek yiyeceğiz. Evet, hadi bakalım. Klozet kapağını değiştirdim. Şöyle. Her tarafı pıs 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 pıs. Size yapamıyorum çünkü telefonum bozulacak diye korkuyorum. Klozet kapağını tuvalet komple bir tekrardan yaptım. Bir dakika şöyle yerlere de sıkayım birazcık. Ondan sonra şu banyo kısmı zaten temiz ama gene de oraya da bir sıkarım. Şöyle şunu da bir dışarı atayım. Ha şuranın üstüne yapacaktım da. Tamam. Hadi bakalım başlayalım.
saat 7.30. Özge işten geldi. Gerçi 7.20 geçiyor. Biz Nurfer'le saat 6'da gelmiştik. Söylemiştim size. Şöyle esnaf sofrası kurduk. Soğanımız eksik. Ay aklımdaydı aslında. Turşu var, boş idare ediyordu. Ay hala ekmeğin çörek otlarını ayıklı ya. 7 yaşındaki Özge. Sevmiyorum. 7 yaşındayken de aynıydı. 27 yaşına geldi gene aynı. 27 değilim daha. Bak biliyordum öyle diyeceğini. Daha 27 değilim. Neyse. Turşumuz var. Yoğurdumuz var. El yapımı yok. Kesinlikle. Ev yani, yapımı turşu. Evet. Anam yaptı. Ev yapımı pilav. Bir şey söyle. Söyle. Ev yapımı şey. Ekmeği de evde yaptım kesin. Kesinlikle. Ne ben kadar maharetli. Becerikli bir kadınım. Sütlaç bile. Sütlaç getirdim. İşte ben de hazır çerez aldım. Aa, çekirdeğimiz de var. Şey diyordum. Çekirdek getirdim. Ocakla saçlıyordum. Ocak açılmıyor ya. Fişleri takıl değil onların ha. Neyse arkadaşlar, bizden yemek yiyip azıcık dedikodu yapalım. Birazdan Selcan da gelecek. İşlere full bir şekilde devam etmemiz lazım. Şuradaki şu pislik kalkması lazım ama önce ne yapıyoruz? Aç ayı oynamaz bacım. Önce karnımızı doyuruyoruz. Önce kızları bir besleyelim. Ondan sonra ben onlara kahve yaparım. Sonra Red Bull getirdim. Çerez getirdim. En son şurada bir oturur. Bir kahve fast yapalım. Vallahi yedik içtik. Gözden düştük. Özge şimdi şöyle tüm bu benim evden gelenleri buraya yerleştirecek. Nurfer boya yapmaya devam ediyor. Boya işimiz tamam. Şöyle kaba temizliğini de yaptık. İnce temizliğimiz kaldı. İnce temizliği de yarın inşallah. Şimdi bakın. Şöyle yapayım. Bakın tatatatam. Burası da bir kitap bitmedi. Ama şöyle bir şekillendirmek istedik. Burası giyinme odası. Buraya şimdi halı gelecek. Tabii ki yerler vesaire hep böyle yarın derin temizlik yapılacak yerlerde. Buraya bir tane ayna koyacağım. Bir tane berjer koyacağım. O lambader oradan gidecek. Ya da bilmiyorum, bir uzatma kablosu yapıp onu da oraya koyabilirim. Bilmiyorum, koymam herhalde. Ya buraya bir hoka koyacağım. Şey, hokanın Türkçesi neydi ya? Tabure. Tabure gibi bir şey veya sandalye koyacağım. Bu da mesela gelenlerin işte çantasını, eşarabını ve kıyafetini asmak için askılık. Sonra buraya bir tane halı koyacağım. Ondan sonra bakın böyle burası giyinme kabini. Şöyle şu şekilde giyinme kabini olarak burayı düşündüm. Giyinme kabini olmadığı zaman da şuralardan şöyle yapılacak daha. Şöyle klipsler yapacağım. Şöyle. Ondan sonra bu da buradan gidecek tabii ki. Buraya bir tane şey koyacağım. Şu bebeklerden koyacağım. Ondan sonra buraya şimdi biz bir çay artık yorulduk. Bütün toz taraf her şey alındı. İnanır mısınız, tuvalette o kadar derin temizlik yaptım ki, ama çok affedersiniz baldoki yolu oldu yani tuvalet. O kadar. Ha, bir tanesini koy sadece. Bir tanesini koy. Bütün her taraflara sonra buraya şey yapasın var. Duvar kağıdı yaptıracağım. Böyle ağaçlı ormanlı bir şey. Ama mis gibi oldu. Burası da böyle bu şekilde temizlenmiş oldu. Şimdi burası böyle kaldı. Burada tabii ki dediğim gibi derin temizlik yapılacak ama askılıklar vesaire hazırlanacak, yapılacak. Ondan sonra birkaç askılık daha alacağım. Onlar da artık hep yarın olacak. Dediğim gibi ince temizliğimiz... İnce herkes az sonra gösterin, ayaklarımızı çekelim şöyle kirli paslı ayakkabıları. Ondan sonra Özge de mutfak dolaplarını komple içini düzdü. Bakın bildiğiniz ev gibi dizdik buraları. Ondan sonra şöyle, bunlar çöpe gidecek, benim değildi onlar. Burada da çökmüş. Burada çuval varmış ya. Şöyle. Turgut'un evinden gelen fazlalıkları böyle. Çerezimiz yapmış. Buzdolabı vesaire her şeyimiz çalışıyor. Şöyle. Bakın şurası. Bu ne? Ekmek. Bunu giderken götürürüm. Bakın kahve köşem. Ondan sonra onları falan ben sonra hep zaten bir dizayn yapar. Ondan sonra hallederim. Çaydanlık bile getirdim bacım ben buraya. Ya sen ne diyorsun?
Çaydanlık bile getirdi bacınız buraya. Şunu çıkaramadık. Bunu çıkaramadık. Bir şey yapışmış oraya ama sonra artık onu da hallederiz. Böyle. Tamam. Stop. Girmeyin buraya. Şeyden okay. Aldım. Çok güzel. Şeyden güzel aldım ya. Kız. Çekirdeği. Fırından. Bir öyle. Burçak Bekaray. Evet arkadaşlar. Vallahi Özge çay demledi bize. Yorgunluğumuzu atalım dedim. Aynen. Sercan. Niye asıl var ya zar zor perdeyi sıkıştırdık. O hallerimizi bir görselerdi bize. İttir ittir ittir. Bir de ben de ha aferin kız. Aferin kız. Maşallah maşallah. Şey ha. Sercan da lotus getirmiş. Vallahi şu an nasıl içecek canım. Böyle çikolatalı tatlı bir şeyler istiyordu. Böyle bakalım arkadaşlar. Şimdi biz böyle oturalım. Şurada azıcık keyif yapalım. Çoluk çocuktan sessiz buluştuğumuz yere bakın. İnşaat köşeleri. Yapmadık mı? Saat 6'dan beri burada. Saat 9.30-10 oldu neredeyse. Bir günden beri yaptık. Şey diyorum. Herhalde Alman yani. Ya, neyse işte insan, böyle canlarım benim. Evet canlarım benim. Vallahi gece mece eve geldik. Şimdi bu gece ışığıyla çekmem belki iyi olmayacak ama aslında tam böyle zifiri siyah bir iki tane takımla buradayım. Daha doğrusu çok güzel bir sayfayla karşınızdayım. Sizlere AM Presents sayfasını tanıtmak istiyorum. Benim kolej arkadaşımın Elsi. Elsi'nin sayfası arkadaşlar. İnanılmaz güzel sitede sadece Instagram olanlar değil, Instagram'ı olmayanlar için de alışveriş sitesi var. Sizlere yorumlar kısmına ve açıklamalar kısmına hem Instagram adresini hem de internet sitesini, alışveriş internet online alışveriş sitesini ekleyeceğim. Oradan benim indirim kodumla bakın 10 %10 değil, %20 değil, %30 değil, tam %35 indirim. Evet dediğim gibi siteden veya Instagram adresten %35 indirimle benim kodumu kullanarak alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi önümüzde sevgililer günü var. Beni sadece kadınlar izlemiyor. Beni erkekler de izliyor. Ben biliyorum. İstatistiklerden baktığım zaman görüyorum erkeklerin de beni izlediğini. Sizler de eşlerinize böyle bir hediye alabilirsiniz. Bayanlar eşlerine, baylar da yine eşlerine alışveriş yapabilir. Hatta baylar için alışveriş yapabilecekleri bu sefer kimse beni kırmasın. Herkes karısına, nişanlısına, sevgilisine güzel bir hediye alsın. Ne alacağınızı birazdan göstereceğim size. Öncelikle böyle bir hoodie'leri göstermek ve tanıtmak istiyorum. Bakın kumaşın kalitesine bayıldım. Çok güzel. Ben kendi bedenimden iki beden büyük aldım ki iyice böyle salaş olsun bende diye. Hani uzun dursun diye. Ama sizler birer beden büyük alsanız daha yani ya da tam işte dar giymek istiyorum diyenler tam kendi bedenini de alabilir. Bakın bu Turgut'un. Turgut'a M beden aldım. Şimdi onunkinde Özlem büyük, Turgut küçük yazıyor. Benimkinde de Turgut büyük, Özlem küçük yazıyor. Ben böyle bu şekilde kendimize bunu kombinlemek istedim. Dedim biz bunu giyeriz karı koca. Altına siyah bir eşofmanla. İnanılmaz güzel. Şöyle cep detayları var. Artı kapşon detayı var ve sadece böyle isim olmak zorunda değil. Bunun burasına futbol logosu yaptırabilirsiniz. Daha sonra ne bileyim Türk bayrağı logosu yaptırabilirsiniz. Bu işte kayı obası seçenekleri var ve bir sürü siteye girin, tıklayın. Tamam mı? Beni kırmayın. Siteye tıklayın. Girin bakın. Şöyle bir bakın ne var ne yok sitede diye. Çünkü sadece böyle hani bu tarz isimlerle değil, farklı şeylerde de var. Şöyle arkalarına komple İşte Mrs. Mr. yazısı yazdırabilirsiniz. Queen, King yazısı yazdırabilirsiniz. Diyorum ya seçenek çok. Arkasında kocaman böyle işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor vesaire amblemlerini böyle bastırabilirsiniz. Onlar daha böyle bütün büyük büyük böyle bir baskılı oluyor. Ve dediğim gibi çeşit olarak işte şapka. Şapka önlerine şuraya bir tane eklerim şimdi unutmazsam. Melis ve kızı de sipariş etmişlerdi. Onların da resmini koyabilirim onlardan izinli bir şekilde. Böyle bu şekilde personeliyet şapkalar da yaptırabilirsiniz. Aynı zamanda inanılmaz çok kupa çeşitleri de var. Yine böyle istediğiniz yazı tarzıyla kupalar da yaptırabilirsiniz. Ve aynı zamanda da takılar var. Ve takılar yine böyle personeliyet. Onu da hemen göstereceğim. Dediğim gibi benim kodumu kullanmayı sakın 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 unutmayın. Şimdi hatta sevgililer günü içinde kimse beni kırmasın. Herkes kalksın. Seven sevdiğine hediye alsın.
Evet, beni izleyen erkek takipçilerime sesleniyorum. Herkes eşini bu sevgililer gününde sevindirsin. Tamam mı? Kadınlar sevilmeye, kadınlar şımartılmaya layıktır. Sizler eşlerinize öncelikle sizler eşlerinize değer verin, eşlerinizi şımartın ki eşleriniz de sizi şımartsın. Evet, şimdi şöyle bir sürü seçenek ve çeşit var. Hem de şimdi yani benim kodumla %35 de indirim almış olacaksınız. Bu fırsatı kaçırmayın beyler. Bu fırsatı kaçırmayın hemen. İşte sevgilisi olanlar sevgilisine, evliyseniz sadece karınıza, sevgiliniz varsa Allah belanızı versin. Lütfen herkes karısını alsın. İmam nikahlı, resmi nikahlı karısını. Sevgililer poh yesin. Tövbe estağfurullah. Neyse. Bakın. 925 gümüş ve altın kaplama. Ben bayıldım. Yani sadece istiyorsanız ki karım benim ismimi taşısın, kendi isminizi yaptırın. İşte bir tane çocuğunuz varsa çocuğunuzun ismi. Bunlar üçlü çocuklu isimleri falan var. İnanılmaz çok böyle işte yüzükler var, kolyeler var. Yine böyle kişiselleştirebileceğiniz, işte özel isim yazdırabileceğiniz, bunlar özel lazer kesimli oluyor arkadaşlar. Ve bakın çok da güzel kutusuyla birlikte geliyor. Bunun yanına hiçbir şey almayın. Çiçeğe miçeğe gerek yok. Bunu alın, paketleyin, verin karınıza, sevgilinize, nişanlınıza. Oh mis. Bakın ondan sonra nasıl karınız size daha böyle bir değer veriyor. Daha böyle bir seviyor. Kadınlar şımartılmaya layıktır. İşte ya evli olmayanlar da, bayanlar için söylüyorum. Beni genç kızlar da izliyor. Bu fırsatı kaçırmayın canlarım benim. Sevgili takipçi kankalarım. Beyaz papatyalarım, bu fırsatı kaçırmayın. Sizler de benim indirim kodumla %35 özlem 35 yazarak kod yerine, indirim kod yerine %35 indirimle rahat bir şekilde In Presence'den alışveriş yapabilirsiniz. Dediğim gibi yorumlar kısmına ve açıklamalar kısmına, zaten şurada da görünüyor. Instagram'da da bu şekilde yazdığınızda çıkıyor. İnternet online alışveriş sitesi olarak da www.inpresence.de diye yazdığınız zaman da online sitesi çıkıyor arkadaşlar. Böyle bakalım. Şimdi bu güzel ürünlerle sizlere vedamızı yapalım ve bir sonraki videoda buluşmak için ayrılalım. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Inpresence'den iyi alışverişler diliyorum. Yarın burada sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.